Evet, kıymetli vergi hukuksever dostlarım, son yıllarda gerçekleşen vergi usul kanunundaki en önemli değişiklikleri sizler için altı başlık halinde topladım. Normal itibariyle vergi usul kanununda bir sürü değişiklik olmuştur. Ama sizin karşınıza gelmeyecek, çıkmayacak olan, kafanızda bilgi kirliliği oluşturacak, hiçbir şekilde size katkısı olmayacak olanları ayıklayarak altı başlık haline indirdik. Yani normal itibariyle vergi usul kanunundaki bu anlattığımız altı başlıktan çok daha fazla değişiklik meydana gelmiştir. Yani biz size gereksiz olanları vermek istemedik takdir edersiniz ki. Yani buna ne gerek var? Önemli olan doğru bir şekilde, doğru bir yolda ilerlemektir diyoruz. Ve hemen vergi usul kanunundaki o altı en önemli değişikliğe geçiyoruz. Birinci değişikliğimiz izaha davet müessesesi, yani indirimli vergi ziyan cezası uygulaması olacak. 2. Tebliğ yapılacak bilinen adresler. 3. Kapıya yapıştırma usulüyle tebligat ile ilanen tebligat. 4. İkametgah adresi bildirim ödevinde değişiklik. 5. Vergi cezalarında indirim müessesesi değişikliği. 6. Tahriyat öncesi uzlaşma müessesesi değişikliği olarak ne yapacağız? Hep birlikte şimdi muhakeme edeceğiz. Peki, birinci başlığımız izaha davet müessesesi, yani indirimli vergi ziyan cezası uygulaması olacak. Bunu bir tablo halinde 4 aşamaya indirgedik sizler için. Birinci aşamada vergi idaresi tarafından toplanan bilgi, bulgu veya veriler neticesinde vergi ziyana yol açan fiiller, işlediği olası olan mükellefler hakkında bir ön tespit raporu hazırlanacak. Ön tespit raporunda mükellefin izaha davet edilip edilmeyeceği yönünde bir tespit yer alır değerli dostlarım. 2. Ön tespit raporunda izaha davet müessesesinden yararlanabileceği tespit edilen mükelleflerden izahta bulunması, yani açıklama yapması talep edilecektir. Peki üçüncü aşamaya gelirsek, kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin bir müesseseden yararlanabil yani bu müesseseden yararlanabilmeleri için ne olacak? Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, buraya dikkat ediniz lütfen, yetkili komisyona izahta bulunması gerekmektedir. Bu süre içerisinde ilgili komisyona izahta bulunmayanlar anılan madde hükmünden yararlanamayacaktır. Dördüncü aşamamız, süresinde yapılan izah değerlendirme komisyonu tarafından en geç 10 gün içerisinde değerlendirerek karara bağlanacaktır. Bu 10 günlük sürede sizin için önemli bir bilgidir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz diyoruz. Burası da çok önemli. İzaha davet edilen mükellefler, izahatlarının değerlendirilmesi sonucunda iki tane durum meydana gelecektir. Birinci durum, mükellefin izahının yeterli bulunması haliyken, ikinci oluşması muhtemel durum, mükellefin izahının yeterli bulunmaması halidir. Birinci durumumuzu değerlendirelim. Mükellefin izahının yeterli bulunması hali. Haklarında yapılan ön tespite ilişkin vergi ziyana neden olmadığı yönünde mükellefçe izahta bulunması üzerine mükellefin izahının komisyonca yeterli bulunması ve beyanname verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığının değerlendirilmesi halinde mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmayacaktır. İkinci durumun meydana gelmesi, yani mükellefin izahının yeterli bulunmaması hali durumunda mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde bu durumun mükellefe ne yapılacaktır? Bildirimi yapılacaktır. Bu bildirim üzerine izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre sona ermeden mükellefçe hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin ödemenin geciktiği her ay ve kesri için gecikme zammı oranında izah zammıyla ödenmesi şartıyla vergi ziya cezası ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Neymiş? Vergi ziya cezası ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilirmiş. Çok hususi bir bilgidir. Dikkat ediniz lütfen. İzaha davet müessesesinden yararlanamayacak olanlar. 1. Mükelleflerin ön tespit tarihinden önce vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk işleminin yapılmamış olması gerekir. 2.
mükellefler hakkında ön tespit tarihinden önce ihbarda bulunulmamış olması gerekir. 3. Kaçakçılık suçuna sebep olan fiillerle vergi ziyanı sebebiyet verilmesi halinde izaha davet müessesesinden yararlanılmaz. Tekrar etmem gerekiyor çünkü çok önemli bir bilgidir. Kaçakçılık suçuna sebep olan fiillerle vergi ziyanı sebebiyet verilmesi halinde izaha davet müessesesinden ne yapılamazmış? Yararlanılamazmış. Dikkat ediniz. Kafanıza kazıyacaksınız. Peki devam ediyorum. Örnekle ne yapalım? Derinlemesine bunu kafamıza yerleştirelim. Örneğimiz, kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde kira geliri elde ettiği halde gayrimenkul sermaye iradını beyan etmedikleri veya eksik ve hatalı beyan ettiklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilebilir. Diğer bir örneğimiz bu müessesemizle alakalı. Tapu dairelerinden elde edilen verilere göre gayrimenkulleri iktisat tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde beyanname vermelerine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilebilir diyoruz kıymetli dostlar. Peki, vergi usul kanununda en önemli değişikliklerden bir diğeri de neymiş? Mükellefin son bilinen adresindeki değişiklikler. 2017 yılı kanun değişikliğiyle vergi usul kanunu bilinen adresli başlıklı 101. maddesi ile tebliğ evrakının teslimi başlıklı 102. maddesi ve tebliğ ilanla yapılacağı haller başlıklı 103. maddeleri değiştirilmiştir değerli vergisever dostlarım. Vergi usul kanununa göre taakkuk fişi hariç olmak üzere vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden her türlü belgeler ve yazılar mükelleflerin son bilinen adreslerine tebliğ edilmek ne yapılmak zorundaymış? Son bilinen adreslerine tebliğ edilmek zorundaymış. 2017 yılı değişikliği ile vergi usul kanunun son bilinen adresler başlıklı 101. maddesi yeniden düzenlenmiş ve mükelleflerin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi yani MERNİS adresi tebliğ yapılabilecek adreslerden biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca mükelleflerin bilinen adresleri arasında öncelik sıralaması belirlenerek tebliğin ilk önce iş yeri adresine yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Peki, vergi usul kanununa göre bilinen adresler şunlardır kıymetli dostlar. 1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen iş yeri adresleri. 2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen iş yeri adresi. 3. Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. Peki, 3. Vergi Usul Kanunumuzdaki en önemli gördüğümüz hususiyetle belirtmek istediğimiz değişiklik nedir? Kapıya yapıştırma usulüyle tebliğdir. Kapıya yapıştırma usulüyle tebliğ, vergi usul kanununa göre kapıya yapıştırma usulüyle tebliğin iki durumda yapılması ne yapılmıştır? Kanunca belirlenmiştir. Peki birinci durum ne? Mükelleflerin iş yeri adresinde bulunmaması nedeniyle adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresini tebliğe çıkılan hallerde tebliğ yapılacak kişinin yerleşim yeri adresinde de bulunmaması durumunda. Dikkat edin, tebliğ yapılacak kişinin yerleşim yeri adresinde de bulunmaması durumunda tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren, dikkat ediniz lütfen, 15 gün içerisinde muhatabı tarafından alınması halinde, alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması halinde 15. günde tebliğ yapılmış sayılacaktır. Mükelleflerin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe çıkılan hallerde tebliğ yapılacak kimsenin yerleşim yeri adresi hiç bulunmazsa tebliğ ilanen yapılacaktır. İkinci durum, adresi bilinen mükelleflere posta yoluyla yapılan tebliğde muhatap tebellüden imtina ederse tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bu pusula kapıya yapıştırılır. Bu durumda tebliğ pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış
sayılacaktır kıymetli dostlarım. Peki, ilanen tebliğ dediğimiz zaman vergi usul kanununun 103. maddesi ne yapılması gerekiyor? Aklınıza gelmesi gerekiyor. Aşağıdaki yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır. Dikkat ediniz lütfen. Muhatabın bilinen adresi hiç yoksa. 2. Muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa. 3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa. 4. Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa diyoruz. Peki, 4. Vergi usul kanunundaki en önemli değişikliklere devam ederken 4. önem gördüğümüz başlık ne olarak karşımıza gelecek? Mükelleflerin bildirim ödevlerine ilişkin değişiklik olarak karşımıza gelecek. Mükelleflerin adres değişikliklerinin bildirilmesi eski kanun ve yeni kanun maddesini sizler için kıyaslayarak tablo haline getirdik. İsmail hocamla birlikte ona da emekleri için buradan hem şükranlarımı hem saygılarımı hem de teşekkürlerimi sunuyorum kıymetli dostlarım. Peki mükelleflerin adres değişikliklerinin bildirilmesi eski kanun maddesi neydi? İş yeri adreslerini ve ikamet adreslerini değiştiren mükellefler yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdur diyordu kanun hükmü. Peki ne oldu? Ve ikamet adreslerini kısmı çıkarıldı. Yeni kanun maddesi ne hale getirildi? Dikkat ediniz lütfen. Yeni kanun maddesi iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar olarak düzenlenmiş, yenilenmiş oldu. Peki 5. vergi usul kanunumuzdaki en önemli değişikliklerden bir tanesi vergi ziya, usulsüzlük ve özel usul cezalarında indirim müessesesi kıymetli dostlarım. Vergi ziya, usulsüzlük ve özel usul cezalarını indirim talebinin vergi dairesince kabul edilmesi halinde ceza tutarları aşağıda yer alan oranlarda indirilir. Vergi cezalarında indirim tutarları. Vergi ziya cezası, dikkat ediniz lütfen, birinci defada yarısı, mütakiben kesilenlerde 1/3 indirilir. Özel usulsüzlük cezası yarısı indirilir. Genel usulsüzlük cezası ise yarısı indirilir diyoruz. Peki şuraya çok dikkat ediniz, şu notumuza kıymetli dostlar. Kaçakçılık suçuna neden olan fiillerle vergi ziyanı sebebiyet verilmesi durumunda kesilecek cezalar içinde indirim talep edilebilir. Vergi ve ceza ihbarnamesinde yer alan vergi aslı için indirim talebinde ne yapılamaz? Bulunulamaz. Vergi aslı için ne yapılamazmış? İndirim talebinde bulunulamazmış. Peki, 7103 sayılı kanundaki değişiklikte ne olmuştur? Genel usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarındaki indirim tutarı 1/3 oranından yarısı kadarına artırılmıştır. Dikkat ediniz lütfen. Peki, vergi aslı borcu ile vergi ziya cezasında uzlaşma müessesesi. Yani 6. başlığımıza bakacak olursak en önemli değişikliklerden bir tanesi de vergi usul kanunumuzda vergi aslı borcu ile vergi ziya cezasında uzlaşma müessesesi çerçevesinde ufak bir değişiklik meydana getirmiştir. Nedir bu? Şimdi birlikte derinlemesine analiz edelim. Tahriyat öncesi uzlaşma ek madde 11'de ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir vergi usul kanunumuzda. Tahriyat sonrası uzlaşmada vergi usul kanunumuz ek madde 1'de düzenlenmiştir. Tahriyat öncesi uzlaşmaya bakacak olursak nezdinde vergi incelemesi yapılan kimseler, dikkat ediniz lütfen, incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman tahriyat öncesi uzlaşma talebinde bulunabilirler diyoruz. Tahriyat sonrası uzlaşma ek madde 1'e bakarsak eğer, mükellefler kendilerine vergi cezası kesilenler, reysen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak vergi idaresinden tahriyat sonrası uzlaşma talebinde ne yapılabilir? Bulunabilirler. Yani mükellefler tahriyat sonrası uzlaşma talebinde 30 gün içerisinde ne yapılabilirmiş? Ne yapabilirlermiş? Kusura bakmayın, bazen dilim sürüşü lisan ediyor. O yüzden öyle bir şey olursa affola diyoruz ve devam ediyoruz.
Neymiş kıymetli dostlar? İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak vergi idaresinden tahriyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilirlermiş. Peki, tahriyat öncesi uzlaşmaya varılmaması halinde tahriyat sonrası uzlaşma ne yapılamaz? Talep edilemez. Kat'i bir kuraldır. Dikkat ediniz lütfen. Uzlaşma müessesesinin kapsamı çok önemli. Uzlaşma kapsamında olan borçlar nelerdir değerli dostlar? Vergi aslı borcu ve vergi ziya cezası olacak. Uzlaşma kapsamında olmayan borçlar ne ola? Özel usulsüzlük cezası ve genel usulsüzlük cezası uzlaşma kapsamında değildir. Notumuza dikkat ediniz. Hayat kurtarır. Ortamlarda entelektüel şov yaparsınız. Dikkat edin. Hiçbir şey olmazsa öyle. Ortamlarda entelektüel şov amaçlı kullanırsınız. Kaçakçılık suçuna neden olan fiillerle vergi ziyanı sebebiyet verilmesi durumunda kesilecek cezalar için uzlaşma müessesesinden yararlanılamaz değerli dostlar. 7103 sayılı kanundaki değişiklikle genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tahriyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Çok önemli, kat'i surette kafanızdan çıkarmamanız gereken, yani her yere kazımanız gereken kıymetli dostlar önemli bir bilgidir. Tekrar okuyorum. 7103 sayılı kanundaki değişiklikle genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tahriyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Dikkat ediniz lütfen değerli dostlar. Evet, kıymetli dostlar, vergi usul kanunundaki değişiklikleri hep birlikte ne yaptık? Analiz etmeye çalıştık. Dilimiz döndüğünce sürçü lisan ettiyse affola. Umarım sizlere kıymetli katkıları olacaktır. Niyetimiz sizlerin vergi hukuku açısından kafanızdaki bilgi kirliliklerini ortadan kaldırmak ve doğru bilgiyle hayat yolunuzda, çıkacağınız amaçta, çıkacağınız yolda sizleri ayağını daha sağlam yere basması adına değerli bilgilerle sizin özgüveninizi, sizin kıymetli duruşunuzu ne yapması, size katkısı olması açısından bu bilgileri, bu videolarımızı çekiyoruz. Onun dışında sizlerden sadece dua bekliyoruz kıymetli dostlar.